önce bana kendinizi tanıtır mısınız? Ben emekli memurum. İsminizi? Mehmet Ali Yurtseven. Evet, Mehmet Bey. Çubuk'ta yerel otomobil bir fabrikayla üretilmesi yapılsa ne düşünürdünüz bununla? Vallahi sevinirim. Evet. Otomobil fabrikasının Çubuk'ta kurulmasını ister miydiniz? İsterim. Peki, Çubuk'ta yerel otomobil fabrikası kurulması ilçeye ne gibi katkıda bulunabilir? Vallahi bütçe olarak çok güzel olur. İşsizlik önlenir. Çubuk'ta işsiz çok. Kahveler dıklım dıklım dolu. Evet. En azından yani bu şey hani Çubuk'a bir şey katkı sağlar yani. Evet. Sizin peki bu konu hakkında başka düşünceleriniz, görüşleriniz var mı? Vallahi Çubuk'ta kurulursa vatandaş olarak ben çok sevinirim. Evet, çok teşekkür ederiz Mehmet Bey, sağ olun. Merhabalar, size soru sormadan önce bana kendinizi tanıtabilir misiniz? Hemen 4 tane yaptım. İsmim Kadir Bey. Evet Kadir Bey. Çubuk Belediyesi'nin yapmış olduğu projelerden haberdar mısınız? Evet. Peki bu projeleri ne kadar uygun buluyorsunuz? Ben şu anda uygun görüyoruz. Peki düşündüğünüz, olmasını istediğiniz herhangi bir proje, istek var mı? Var ama yaparlarsa. Bunları bize iletebilir misiniz peki? Bir sürü işsiz vardı. Tabii canım. Mesela Meclif Afrika'da buranın yaptığım imalatlar hep boşa gidiyor. Gidiyor buradan alıyor, başka yerlere gidiyor. Afrika burada olsa bir sürü işsiz çalışıyor bilmem ne var. Madem fabrika olmasını istiyorsunuz, ben size şöyle bir soru sorayım. Yerel otomobil Çubuk'ta kurulacak bir fabrikada üretilmesi hakkında ne düşünürdünüz? İyi düşünürüm. Peki böyle bir fabrika ilçeye ne gibi katkıda bulunurdu peki? İlçeye her türlü katkıda bulunur. Belediye altyapısını yapar, şeyini yapar. Katkıda bulunacak mecbur. Ben Çubuk'tan Haydar Kesen. Evet Haydar Bey. Çubuk'ta yerli otomobil fabrikası açılsa ne düşünürdünüz? Otomobil fabrikası açılırsa iyi düşünürüz de yalnız bundan önceki Çubuk'un sorunları çok büyük. Çubuk'un sorunu birinciye her tarafa metro verdiler, Çubuk'a metro vermediler bir. İkincisi Çubuk'taki halk otobüsleri, taşıma otobüsleri. Bütün bunun içindeki yani taşıyan şoförler, binen, indiren yani kişilere ağzından daha kötü sözler konuşuyor. Evet. Yani bu çözülmesi lazım. Biz takip ediyoruz. Biz bir şey söylediğimiz zaman 2 lira para değil mi? Niye veriyorsunuz veya niye biniyorsunuz diyor esnaf. Evet. Bu, siz toplu taşıma araçlarında bir düzen olmasını istiyoruz. Metronun ilk başta Çubuk'a gelmesini istiyor. Çubuk'ta şimdi şu anda düzenlemeler var. Arsa düzenlemeleri, plan düzenlemeleri. Bunların bir an önce bitmesini istiyoruz. Yani millet mağdur durumda. Adam arsasını müteahhite verecek. Müteahhit işte belediyeye gidiyoruz, belediyede takılıyoruz. Belediye de diyor ki ne işte şu günden 2 sene sürer, 1 sene sürer, 3 ay sürer, 6 ay sürer. Evet. Böyle laflarla karşılaşıyor. Kadar size sorumu sormadan önce bana kendinizi tanıtır mısınız? Mustafa Ökmen. Evet Mustafa Bey. Yerel otomobilin Çubuk'ta kurulacak bir fabrikada üretilmesi hakkında ne düşünürdünüz? Olur mu bir cevap yani Çubuk için, Çubuklar için, Çubuk yani eskisi gibi değil yani isteriz yani kurulmasını isteriz herhangi bir yere iş imkanı için falan. Hasan Boz, Çubuk Yukarı Çavundur Mahallesi'nde Çubuk'ta ikame ediyor. Fabrika yok Çubuğumuzda. Evet. Fabrikalar Akkur'da gitti. Burada bir Samurhalı fabrikası vardı. Yani büyük teşkilat. O da Akkur'da gitti. Şimdi burada Çubuk'ta fabrika yok. Evet o zaman şöyle bir soru yönelteyim fabrikayla ilgili. Yerel otomobilin Çubuk'ta kurulacak bir fabrikada üretilmesi hakkında ne düşünürdünüz? Kurulsun. Kurulsun iyi olur. Çok iyi olur. Temsil boş yer. Bağandaş boş temsil. Orada fabrika kurulacak yerimiz çok yer var temsil. Evet. Ama Çubuk Belediye Başkanımız önder olsa, kaymakamımız falan. Bu Çubuk'ta gençlerimizde işsiz kalmaz. Çubuk'ta temsil her taraf bakıyor. Madde bağımlısı. Madde bağlı mı? Hep gençlerimiz maddeye bağlı. Evet. Ev sahipleri evlerini kiraya veriyor. Marketlerimiz temsil. Her şeyden şey olur temsil tabii. Çubuğumuza bir gelir olur tabii. Evlerimiz hep boş duruyor temsil. Evet. Teşekkür ederiz. En eksik şeyini ben size söyleyeyim. En çok yakındığım şey bir alışveriş merkezi yok burada mesela. Sinema olanından olsun, bilmem neyinden olsun. Mesela bizim Ankara'da 3-4 tane var.
İnsan sevgilisiyle bile, nişanlısıyla bir yere gideceği zaman sinema olanağı yok yani burada. Birçok da yer, büyük bir alışveriş merkezi açıldığı zaman çoğu kişiye de iş imkanı sağlayacağını düşünüyorum yani. Evet. Yani istihdama yönelik tabii fabrikalar yapılmasını isteriz biz yani. Yani istihdama yönelik alış olursa olsun yani. Fark eden bir şey olmaz. Peki bunlarla ilgili ne gibi projeler yapılsın, ne gibi destekler olsun isterdiniz? Nasıl destekler olsun? Mesela iş imkanları yaratılması için ne gibi projeler yapılsın isterdiniz? Yani bu özellikle dışarıdan böyle gelen fabrika sahiplerine yardımcı olması lazım. Evet. Altyapı olarak yardımcı olması lazım. Dolayısıyla yani teşvik mahiyetinde yardımcı olmak lazım diye düşünüyorum. Şu anda gençler hep başka işlerle uğraşıyor. Mesleklere hiç atanmıyorlar. Evet. Mesela berberler çırak olmuyor. Sahnelerde çırak yetişmiyor. Evet. Bunlarla ilgili çalışmalar olabilir. Evet, peki iş imkanlarıyla ilgili ne gibi projeler yapılsın isterdin? Ya bence öğrenci gençleri sanayiye doğru yönlendirmemiz lazım. Çünkü sanayide şu anda çırak hiç yetişmiyor. Herkes yaşlı. Mesela benim abim berber, abimin çırağı yok şu anda. Mesela berber nesli yetişmiyor, sanayide nesli yetişmiyor. Evet. Bunlar yok. Herkes okuyor ama üniversite mezunlarında pek iş imkanı olmuyor. Sormadan önce bana kendinizi tanıtabilir misiniz? İsmim Akif, soyadım Aras. Çubuk'ta mesela fabrikalar açılabilir. Evet. Fabrikalar genellikle uzakta. Oturum imkanı olabilir. Daha sonra meslek okulları açılabilir. Evet. Meslek okulları da sınırlı. Evet. Yani bu şekilde yani. Peki Çubuk'ta iş imkanlarının yapılması için ne gibi destekler verilmesini isterdin? Ya mesela yardımsever yani hayır kurumlarından falan para toplanabilir. Evet. Bu imkanlarla fabrikalar açılabilir. Evet. Ben Mehmet Özbey, Osmanlı Sofrası'nın işletmecisini yapıyorum. Evet Mehmet Bey. Şimdi yerel oturma tipinin Çubuk'ta yapılması bizim için çok iyi olur. Çubuk'ta işsiz sayısı bayağı çok, gençlik de bayağı çok. Nasıl söyleyelim, esnafa da katkısı olur. Esnafa ne gibi katkısı olur? Burada ne kadar hareket olursa esnaf da o kadar hareketlenecek. O yüzden bizim için iyi olur ya. Dışarıdan illaki buraya insanlar gelecek. Nasıl insanlar gelecek? Bu fabrikada çalışacak insanlar olacak dışarıdan gelip. Buradaki esnafımız gene faydalanacak. Ne gibi esnafımız faydalanacak? Müteahhitler. O kadar ev yapılıyor ki o insanlara da ev satılacak. Dışarıdan gelen insanlar çubuğu görecek. Çubuğun turşusunu görecekler. Çubukta yemek yiyecekler. Çubukta bir alışveriş yapacaklar. O yüzden çubuğa faydası olur. Osman Can Bey. Evet. Etraf turizm sahibi. Evet Osman Bey. Osman Bey, Çubuk Belediyesi'nin yaptığı projelerden haberdar mısınız? Evet, var haberim. Peki bu projelerden ne kadar memnunsunuz? Neler yapılmasını isterdiniz? Şimdiye kadar geç bile kalındı projeler. Şimdiye kadar olması lazımdı ama şimdi başlaması iyi bir şey yani. Evet, peki... Çubuğa yaraşır bir şeyler yapılması lazım yani. Çubuk'ta daha yeşil alanların çoğalması, ondan sonra daha kültürel faaliyetlerin yerlerinin yapılması. Evet. Altyapıya önem verilmesi. Bunları istiyoruz, yolların yapılmasını. Yani çubuğa hizmet verilmesini istiyoruz biz. Evet. Peki Başkan Bey ile iletişime geçmek isteseniz bunu kolaylıkla sağlayabiliyor musunuz? Sağlıyoruz. Evet. İstediğimiz zaman görüşebiliyoruz yani Başkan Bey'le. Evet, teşekkür ederim. Yönetimiyle, başkanla hepsiyle görüşüyoruz. Evet, teşekkürler.